Profesör Doktor Mesut Hakkı Ceşin'le devam edeceğiz. Önemli sorularım var hocam. Bir, Kremlin açıklama yapıyor diyor ki işgal sözcüğü kabul edilemez. Elbette kavramlar üzerinden ve iletişim taktikleriyle gidiyor bu ama az önce verdiğim son dakika ve TV100 ekranlarında gördüğünüz son dakika da önemliydi. Hastaneye vuruldu ve dört ölünün olduğu açıklandı. Şimdi savaş sırasında dahi hastanelere hedef alınması son derece ciddi bir problem değil mi? Erdoğan Bey dediğiniz çok doğru. Ee, Rusya savaş hukukunu bilen bir ülke ve bundan da çok çekmiş bir ülke. Neden? Dolayı diyecek olursanız Alman ordusu biliyorsunuz sivilleri çok öldürmüştür Rusya'da. 26 milyon kaybının yaklaşık büyük bir kısmı 20 milyonu sivildir Rus ordusu. Ee, burada sivilleri vurmak savaş suçuna girdiği gibi e, Sayın e, Putin'in dile getirdiği e, soykırım suçuna da girer. Bu çok tehlikeli bir şey. Hastanelerin e, hata dışında eğer hastaneden eğer ateş edilen birisi varsa, uçak sava varsa o zaman vurabilir. Onun dışında hastane ve yaralıları vurmak savaş suçudur. Bu Beynel Bilal bir kurardı. Cenevre ve Lahey Sözleşmeleri ek protokoller bunu getiriyor. Dolayısıyla e, buradaki gidişatın harbin içerisinde tarafların harp bittikten sonra da Roma statüsüne göre Emri veren komutan başta olmak üzere hukuki ve cezai sorumluluğunu getirir. Bakalım bu tabi bir iddia mı değil mi? Bunları görmemiz gerekir. Hukuk sadece iddia değil, ispat ve delil ister. Ee, Bence burada asıl önemli Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri. <laughs> Buyurun. Şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın harekat kabul edilemez demesinin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve herkesin can güvenliğinin ...sağlanması için... ...üzerine düşeceğini yapması... ...Türkiye'nin burası çok önemli... ...ve uluslararası hukuka aykırı... ...gördüğümüz adımın... ...barış ve istikare ağır bir darbedir. Şimdi bunu zaten... ...bütün herkes söylüyor ve ama... ...Sayın e, Cumhurbaşkanımız'ı... ...bütün dünya dinliyor şu anda. Sayın Cumhurbaşkanımız... ...şöyle söyleyeyim size... ...dünyadaki... ...diğer devlet adamlarından... ...çok farklı bir şekilde... Türkiye'nin kadim bir medeniyetin temsilcisi olarak iki kardeş devletin birbirini vurmasından son derece rahatsız olduğumuzu ve üzüntüyü samimi olarak ifade etmesi tarihe not düşürmesidir. Burada Sayın Zelenski ile de görüşmesi ve dün de Sayın Putin ile görüşmesine baktığımızda Türkiye Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin on gördüğü uyuşmazlıkların barışçı yoldan çözümü için en samimi, en vazgeçilmez ama en önemlisi Karadeniz'de en uzun kıyıya sahip ve hayati çıkarlara sahip olan egemen bir devlettir. Burada Rusya'yı yıllardır çalışan ve Rus dostu bir akademisyen ve asker olarak şunu söylüyorum. Türkiye Rusya askeri anlaşmasında bulundu. Rus akademilerinde ders verdim. Bu savaş Rusya'ya çok büyük şey kazandırmaz. Ve Rusya ...bütün dünyaya karşı kazanamaz. Dolayısıyla yanındaki... ...kadim komşusu Türkiye'nin... ...bu Cumhurbaşkanı'nın uzattığı tarihi ...tutması gerekiyor. İstediği kadar sayın... ...Dışişleri Bakanlığı işgal demesin... Uluslararası hukuka göre... ...bir devletin kuvvet yoluyla... ...sınırlarının değişmesi... ...aynı kuvvet olayında... ...olduğu gibidir. Ve Birleşmiş Milletler... ...Güvenlik Konseyi'nde herhalde... ...toplanması gerekiyor. Peki, peki, peki hocam çocuk... mesela... Kırım'da benzer şeyler oldu. Ne oldu? Sevgili hocam Erdoğan Bey'im e, Kırım'da dikkat edin bir tane binbaşı vuruldu. Daha sonra Donbass'ta 16 bin e, Ukraynalı öldü. 60 bin yaralı var. Bugün eğer bu bu şekilde devam ederse bu çatışma bu kadar ağır silahlar kullanılmamış. Dikkat edin bak. balistik füzeler var. Kuri sınıfı füzeler kullanılıyor. Denizden gemiler ateş bombardımanıyla Odessa'yı vuruyor. Kiev gibi bir başşehir bombardıman ediliyor. Ağır silahlar kullanılıyor. Tanklar ve mekanize birlikler girdi. Taarruz helikopterleri, taarruz uçakları ve öte yandan hava indirme paraşütçüleri kullanılıyor. Bu şu demek, modern harbin içerisindeki İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görülen en yoğun bir çatışma taktiğiyle müşterek halk operasyonu yapılıyor. Bu son derece büyük bir savaş ve Avrupa'nın içerisinde oluyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği şu, Sayın Putin'le görüşmek suretiyle ifade ettim diyor Minsk mutabakatını. Şimdi Minsk mutabakatı neydi? Sayın Lavrov'un da Türkiye'den talebi Minsk'e uymasını Ama zorlayın diyordu. Putin Ve, şöyle bir açıklama yaptı. Minsk düştü şeklinde. Arkadaşlar hatırlatıyor. Bu şekilde bana. olursa Minsk düşer. Neden? Bir anlaşmada diyor ki ateşkes bir ağır silahlar çekilecek. Ağır silahlar içeri girdi şu anda Ukrayna topraklarına. Ve nerede duracağı belli değil. Şimdi e, Rusya'nın harekatı belki e, şu anda Rus milliyetçilerini Jirinovski harekete geçirebilir, alkış tutabilirsiniz. Ancak Hasan Hoca'nın demin dediğini unutmayalım. Burada barış evrenseldir. Ve Rusya'da güvenlik konseyinin daimi üyesi olarak küresel barış ve sikarın sağlanmasında nükleer bir devlet olarak tarihi sorumluluğa sahiptir. Ve Başkan Putin bir hukukçu olarak bir pilot olarak ve bir istihbarat elemanı olarak nerede durulacağını bilmesi gereken önemli bir görev içerisinde, tarihi görevde şu anda. Ben de diyorum ki az önce Sayın Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin sözünü bir kere daha Allah için Rus kardeşlerimize söylüyorum. Bak kardeşlerim diyorum. İnsanlık adına askerlerinizi geri çekmeniz gerekiyor. Ve bu aksi Avrupa'da yüzyılın en büyük savaşı olur. Az önce Hasan Hoca'nın dediği gibi Biden'ın kılı kıpırdamıyor ama burada Ukraynalıların kafalarına bombalar iniyor. Siviller, çocuklar, hastaneler. Ne olacak? İki kardeş milletin birbirini öldürmesinden kim kazanacak? Kazanan olmayacak. Bir ama Rusya'da kaybetmeyecek gibi görünüyor. Bir saniye. Askeri doktrinde no winner war diyoruz. İran'da Irak birbirini nasıl öldürdü? 8 sene kazanan oldu mu? Hayır. Her iki tarafta milyarlarca zararı uğradı. Şimdi düşen pilotları düşün Rus pilotlarını. Rus helikopterleri de vuruluyor. Onları tabutları Moskova'ya gittiğinde onların annesi ağlamayacak mı? Ben bir askerim. Askerlerin anaları nasıl ağladığını biliyorum. Sorunuzu alayım şimdi Erdoğan Bey. Pardon. Dediniz ya bu işin kazananı olmayacak dediniz. Fakat görünür ki Putin de kaybetmiyor. Kısaca iki dakikam kaldı. Aynı kanaatte değilim hocam. Şöyle bir şey var. Eee Bakın gazla petrol meselesi değil bu. Avrupa'da bir konsensus var. Aynı Montre Sözleşmesi'nde olduğu gibi. Karadeniz'de barış ve sikarın korunması için Montre Sözleşmesi'dir. Yoksa Karadeniz'deki devletlerin birbirini vurması için değildir. İki, bu böyle olursa NATO zorlayacaktır boğazları ve Türkiye Allah muhafaza bir şekilde karar alır. Altıncı filo veya Amerikan gemileri buraya geçerse bu durumda da bir dünya savaşına sebebiyet verir bu. Bu, bu. bu çok tehlikeli bir oyun. Bazı oyunlar vardır ki nerede biteceği belli olmaz. Siz başlatırsınız evet. savaşı ama bitiremezsiniz. Bu bakımdan burada daha henüz her şey son söz söylenmedi. Bunun daha fazla bir yangına sebebiyet vermemesi için ben lütfen buradan Kremlin'e, Rus ordusunun değerli komutanlarına Sayın Putin'e sesleniyorum. Bu Kardeş kavgasını acilen durdurun. Hocam, çok teşekkür ederim. Çok ben değerli yorumlarda bulundunuz. Bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Sağ olun, var olun. Yayınımıza katıldınız. Allah için. razı olsun. Dilerim barışı hakim olur bu gece. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Rusya'nın Ukrayna saldırısını aldı.